Welcome again. Now today's video will be about reading for detail and we have four headings, okay? So we have true, false, not given questions that you can solve with these tactics. We have person to idea matching questions, finding writer's opinion and detail and paragraph matching, okay? In today's video, I'm only going to give you true, false, not given questions, how you should approach the questions and how you should solve them. Okay, so stay with me and we'll start now. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda arkadaşlar şimdi detaylı okuma yapacağız. Detaylı okuma yöntemiyle arkadaşlar hangi soruları çözebiliyoruz? Doğru, yanlış ya da belirtilmemiş dediğimiz bu tarz soruları çözebiliyoruz. Kişi ve kişinin fikrini eşlediğimiz sorular, yazarın fikrini bulma, düşüncesini bulma soruları ve detay ve paragraf eşleme sorularını arkadaşlar bugün vereceğim taktiklerle çözebilirsiniz. Yalnız bugünkü videoda sadece ilk olarak true, false, not given'a nasıl bakılmalı, neler yapılmalı bunu anlatacağız. Sonraki videolarda diğerleri gelecek arkadaşlar. So, now first one today as we said, true, false, not given questions. Okay. Now, this article again is from a New Scientist. Okay, modern humans were already in Northern Europe 45,000 years ago. I will leave the link in comments below again. And it's by Michael Marshall. Okay, now here is the passage. Okay, I'm not going to read it. You can just look, stop the video if you want, or I will give you the link as I said. Now let's go to questions. So these are four questions that I arranged myself. Okay. So the first one says, it was previously asserted that modern humans have also settled in Britain shortly after they settled in Europe. Two, modern humans and Neanderthals had fought with each other in France and Spain. Three, in Eurasia, only one human species have lived alone for millions of years. And four, scientists are sure about how only one human species has been able to survive and spread throughout the Europe, the Earth, sorry. So now let's go one by one, okay? So now, first one, it was previously asserted that modern humans have also settled in Britain shortly after they settled in Europe. So for true, false, not given questions, you should make sure that if it is true, it is openly stated that it is true. If it is false, it is openly stated that it is false. Some opposite ideas or claims are made. And if you cannot find that it is stated either for as true or false, then it is not given. Okay, so do not use your own knowledge here. Okay, because then you will answer questions wrongly. Okay, so you don't want this. Okay, so now I have to match, again, as I say, this is matching or these are all matching exams. So previously, I should find this first, okay? So instead of previously, you see I have earlier claims. So you see, I see it here. Modern humans, I have here, modern humans, okay? Also our ancestors, which are modern humans, right? Because we are also modern humans. Now they have settled in Britain. I see Britain here, and shortly after, not long after, same things, right? And they settled in Europe. For Europe, I have here Europe, and I also have here Germany. Okay, so I can say it in this region also here. So these are all either same vocabulary or synonyms. Now I should look and see if I can match the statement to the passage. Okay, so people in the past claim that modern humans, they settled in Europe, then shortly after they settled in Britain. So this sentence says that, sorry, okay, says that, so our ancestors were in Britain not long after they settled in Europe. Okay, so they settled in Europe 45,000 years ago, and we can see this from the excavations in Germany. And not long after that, they were in Britain. And who claimed these?
earlier claims or previous science. So this is then true because it is openly stated. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar bakalım. Parçamızı arkadaşlar yine tekrar New Scientist'ten aldık arkadaşlar. New Scientist'te makalemiz bu. Linki yine tekrar comments kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Pasajı burada arkadaşlar bir okuyabilirsiniz. Burada şimdi üzerinden çevirisini yapmak istemiyorum. Siz bir bakın. Şimdi bu soruları ben kendim hazırladım arkadaşlar, bu ifadeleri. Diyoruz ki daha önceden belirtiyor ya da iddia edildi ki diyoruz. İşte modern insanlar Avrupa'ya yerleştiklerinden kısa bir süre sonra İngiltere'ye de yerleştiler. İkincisi de modern insanlar ve Neandertaller, yine bunlar ilk insan türlerinden, ne yapmış? Birbirleriyle Fransa ve İspanya'da savaşmışlar. Sonra Eurasia, işte Avrupa, Asya bölgede sadece bir insan türü, bu arada has olması lazım bunu, siz düzeltirsiniz arkadaşlar, milyonlarca yıl boyunca yalnız yaşamış ve bilim adamları emin nasıl bir insan türü dünyada hayatta kalabildi ve yayılabildiği konusunda. Şimdi hemen geldiğimde bakın arkadaşlar, ne dedim size, bunlar kelime, eşleme sorusu, sınavı hep öyle arkadaşlar. Farklı mantık yok. Şimdi hemen bakıyorum. Altını çiziyorum bakın. Soruda hemen altını çiziyorum. Previously ne demek bu? Daha önceden. Nerede var bakın, hemen buldum. Earlier claims, daha öncesi. Earlier eşledim. Modern humans diyor. Var mı paragrafta? Var. Şimdi Britain diyor. Var mı arkadaşlar? Var. Shortly after, not long after. Aynı şeyler mi? Evet. Settled in Europe diyor. Bakın. Settling in Europe diyor. In Germany diyor. In this region diyor. Ha, yani aradığım aslında bütün kelimeler burada mevcut. Ya direkt birebir ya da eş anlamlarıyla birlikte verilmiş. Ya da zıtla verilmiş. Değil mi? Baktığımda shortly after, not long after gibi. O zaman arkadaşlar şimdi arayacağız. Bakacağız doğru mu? Ne diyor burada? Daha önce iddia edildi ki modern insanlar Avrupa'ya settle yaptıktan, yerleştikten kısa bir süre sonra İngiltere'ye geldiler. Burada ne diyor arkadaşlar? Earlier claims, neymiş bu earlier claims? Yani daha önceki iddialar. Bizim atalarımız İngiltere'de çok uzun bir süre sonra değildi ki diyor, geldiler, varlardı. Neyden çok uzun bir süre sonra değildi ki? Avrupa yerleşmelerinden önce, değil mi? Ve Almanya'da yapılan bir diyor çalışmada ne yapmış? 45 yıl önce Avrupa'ya geldiklerini ve bu süreden kısa bir süre sonra da İngiltere'ye geldiğini gösteriyor ve bunu insanlar iddia etmişler. O zaman arkadaşlar ne oluyor? Cevabımız bu durumda doğru. Okay. So next one. Modern humans and Neanderthals had fought with each other in France and Spain. Okay. So modern humans and Neanderthals had fought with each other in France and Spain again. Now I should find. You see, I see modern humans and Neanderthals here. This is the only paragraph that talks about Neanderthals, right? Okay. So now I should see. Okay. So it says I also have France and Spain here in this paragraph. So this should be the paragraph that I should be looking for the answer. You see, I'm reading for details. Okay. Then I will read the sentence. Okay. So here, they had fought, they had wars between, right? So modern humans and Neanderthals may have overlapped in France and Spain. So overlapped does not mean fight. Okay, they lived together, maybe they coexisted, they were there maybe in the same time. Okay, but there is nothing about war here. There's no matching vocabulary, right? So the sentence is not true because it does not say anything about war between two human species, nor false because it does not say that they did not fight with each other. Okay, so there is nothing about a fight or war between, then the answer is not given. That's it. Do not use your own logic or knowledge about the topics. The answer must be in the passage, okay, openly. So should be supported, then it is true. Should be said otherwise, then it's false. Or if you cannot find any information, then it is not stated. Okay, do not need to infer here. Okay, no inference. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım ikinci sorumuz arkadaşlar.
modern insanlar ve Neandertaller ne diyoruz? Birbirleriyle Fransa ve İspanya'da savaştılar diyoruz. Şimdi bakın, savaşma kelimesini bir kere bulmam lazım. Modern insan ve Neandertalleri bulmam gerekiyor ve Fransa ve İspanya'yı bulmam gerekiyor. Nerede var? Bakıyorum arkadaşlar, bir kere Neandertal kelimesinin geçtiği tek paragraf burası. O zaman burada arayacağım ve bakıyorum. Aa, Fransa ve İspanya'da burada var. Demek ki o zaman %90 benim cevabım burada. Eğer ki Neandertallerden farklı bir ifadeyle daha sonraki paragrafta bahsetmemişse veya Fransa veya İspanya'dan da yine paragrafı devam ettirip bu bölgelerde falan dememişse arkadaşlar. Şimdi geldik. Ne diyor burada? Modern insanlar ve Neandertaller şimdi Fransa ve İspanya'da beraber yaşamış olabilir diyor. Bize ne diyordu? Savaştılar. Overlap savaşmak demek mi? Hayır. O zaman bu durumda şunu diyordu arkadaşlar. Demek ki bu arkadaşlar bize verilen bir kelime yok. Yani burada savaşın olduğunu ya da olmadığını belirten herhangi bir ifade yok. Bu durumda nedir arkadaşlar? Bu not given'dır. Ne demek not given? Yorum yapmıyorsunuz. Kendi bilgilerinizi kullanmıyorsunuz. Bir şeye doğru demek için orada doğru olması lazım. Doğru oldu desteklenmesi lazım. Belli cümleler veya cümlelerle. Yanlış demek için de yine aynı şekilde yanlış olduğunun açıkça belirtilmesi lazım. Doğru olduğunu göremiyoruz. Destekleyen cümle yok. Yanlış olduğunu da göremiyoruz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şunu yapacağız. Demek ki bu not given. Dikkat edelim yalnız. Bazen arkadaşlar şu oluyor. Yani bir cümle de vermeyebilir. Bir iki cümleyi birleştirmeniz gerekebilir bazen. Doğru yanlış sorularının cevaplarını bulmak için. Next. Now, third question. In Eurasia, only one human species has lived. So I will correct here for you. Okay. Okay. Has lived. Okay. Alone for millions of years. So be careful. Alone. Okay. Now, let's check. So I need to find one human species lived millions of years and in Eurasia. So where is Eurasia? Let's see. I'm going quickly. No Eurasia here. No here. Here. I found it. Now Eurasia is here. Okay. Now it says it was a crucial period because 4 million of years. Okay, I have it here. There had been multiple hominins coexisting. But now only one survived. So what you do is you see only one, and you say, boom, this is true. This is what you do. But no, okay? You find the matching words first and read it to make sure that it is either correct or not correct, or maybe it's not stated because it should have maybe given us something different, right? So this is also possible. Now, so let's check. So they lived alone for millions of years. Here says no, they had been or there had been multiple hominins coexisting, but only one survived. So no, there were multiple human species coexisting for millions of years, right? Now, if I go again, so the sentence is false because it states the opposite with coexisting to lived alone. Okay, you see, that's it. Just match the words, find the synonyms or antonyms. Okay. Evet arkadaşlar, bakalım. Şimdi geldik buraya. Diyor ki bu Avrupa Asya bölgesinde diyor, Eurasia bölgesinde sadece bir insan türü tek yaşamıştır diyor. Bakın, tek yaşamıştır milyonlarca yıl boyunca. Hemen eşliyorum. Bakın, Eurasia, Eurasia. Only one, only one. Şimdi ne yapıyorsunuz? Only one'ı buldum ya. Aa, yaşamıştır diyor. Millions of years'da burada gördüm ya. Daha okumuyorum. Yanlış arkadaşlar. Hemen buldum diye buna eğer ki doğruyu yapıştırırsanız bir kere olmadı yani. Okuyacaksın. Bilginin gerçekten doğru olduğundan emin olman lazım. Hemen kimisi mesela diyor ki kelime eşti. Eşledim kelimeyi. Only one survived. Only one lived. Aynı şey işte. Bitti. Bu kadar mı yani? Hayır. Bunu yaparsanız yanılırsınız arkadaşlar. Yani sizin kelime işlediğinizi zaten onlar da biliyor sınavda. Önemli olan okuduğunu
anlamak dedik ya, yani çevirme yapmak değil, bakın tekrar şey, okulunu anlamak ne demek? Only one human species have lived sinyalleri alaraktan Elon'a karşı bir kelime bulmamız lazım. Varsa ya da benzeri bir kelime bulmamız lazım. Şimdi only one survive diyor ama bakın millions of years yerine ne kullanıyor burada? Bakın multiple çok sayıda diyor, insan türü coexisting. Ne demek bu? Bir arada yaşadı, var oldu demek arkadaşlar. O zaman ne olacak burada? Demek ki bu yanlış, çünkü milyonlarca yıl boyunca insan türleri birlikte yaşamış. Tek bir insan türü yaşamamış. Ha devamında da diyor bir tanesi hayatta kaldı diyor. Tamam. Ama bu tek başına yaşadı değil arkadaşlar. Diğer insan türleriyle birlikte yaşadı ki zaten bir de ne demişti? Bu öncesinde de modern insanlarla Neandertaller, yani diğer insan türleri Fransa ve İspanya'da birlikte yaşamış olabilir diyordu. Bakın bu da aslında bunu destekliyordu. O yüzden dikkat ediyoruz arkadaşlar. Coexisting ve lived alone birbirinin zıttı olduğu için ne yaptım arkadaşlar? Bu soruya da false dedim. Now the final one. The scientists are sure about how only one human species had been able to survive and spread throughout the earth. Scientists are sure. So very, let's say, I would say important word, because sure is not a theory. Okay, so theory or hypothesis is something you are saying that this might happen. If you are sure, you know it. Okay, so it's different. Now, let's go. Okay. When you look here, it says scientists are sure about how only one human species has been able to survive and spread. Now I need to find again one human species. This was here, but it should say scientists are sure. So I should look for similar phrases. Okay. And they don't know anything about the theories here, okay? So they say they lived together with other human species, okay? But here I need to find something with scientists, okay? So I go to find the paragraph, okay? It says, this is the start of one species invading all the possible habitable niches on the earth, says Hublin. Who is Hublin? Scientists, okay? We scientists know it happened, okay? So they know it happened, but I need answer to how it happened, okay? Do they know how? But we don't know why and how it happened. So you see, be careful. If we just go by here, you will say, they know, finished, true. No, okay? Keep reading this sentence where the answer is, okay? Until you are sure that you understood everything and you found the correct answer, okay? So, when we look, okay, for scientists, we use, or they use we, okay? They know it happened, but be careful here now. But they do not know why and how, okay? So the answer is false or no here, okay? So that's very, actually, like, basically it's, you will have, you should have same approach to questions, okay? Find the keywords in the questions, okay, in the statements, and then try to match these keywords to the passage. And where you match, check the answer in this paragraph. Don't match words and just answer the questions. Make sure that whole sentence supports the statement, okay? Whole sentence supports the statement. Otherwise, if you just match word to word, you will make mistakes, okay? And don't forget to subscribe to my channel, please, and hit the like button. We'll see you in the next video with the part 2 for this video, okay? For this topic. Evet arkadaşlar, şimdi geldik son kısma. Diyor ki, bilim adamları emin diyor, nasıl bir insan türü dünyada hayatta kalabilmiş ve yayılabilmiş. Bakın, emin diyor arkadaşlar. Emin ifadesi gördüm, ben bir kere bir çekiniyorum zaten. Hangi sınav olursa olsun. Şimdi emin dediğimiz şey arkadaşlar, hipotezler emin değildir. Teoriler emin değildir arkadaşlar. Teoriler öne atılan önerilerdir. Tamam mı?
Emin olmak için bir kere bizim bunu kesin olması lazım. Kanıtlanmış olması lazım. Biliyor olmamız lazımdır baktığımızda. Doğru mudur? Ona göre gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Hemen ne yapacağız yine? Kelime eşleyeceğiz. Bilim adamları emin. Bak yine eşliyorum. How one human species survived and spread throughout the earth. Dünyaya nasıl hayatta kaldı ve yayılabildi? Şimdi bir tanesi hayatta kaldı diyordu burada ama bilim adamlarının bunları nasıl yaptığıyla ilgili bir ifade burada var mıydı? Yoktu. Sadece burada bir arada kaldığını söylüyordu. Şimdi gelelim bir sonraki paragrafa o zaman. İşte bize bunu açıklamaya devam edecek. Paragraflar birbirini açıklayarak gidiyor genellikle. Diyor ki bakın. This is the start of one species invading all the possible habitable niches on Earth. Geçtim. Burada nasıl yaptığıyla ilgili bir şey yok. Hablin diyormuş bunu. Kim bu Hablin? Bilim adamı. Şimdi Hablin diyor ki arkadaşlar. We know. We kim? Bilim adamı. We know it happened. Olduğunu biliyoruz diyor. Peki nasıl olduğuyla ilgili bir şey diyor mu? Sen şimdi burada we know it happened. Yani biliyormuş onlar deyip de burada hemen doğruyu yapıştırırsan olmaz. Okumaya devam et. We know it happened but we don't know why and how it happened. So they don't know how it happened. They don't know how people or human species were able to survive and spread throughout the earth. Right? So this is the thing. Okay? Then, again, scientists, we, they know it happened, but be careful here. Ne dedik arkadaşlar? Bunlar bilim adamları. We'ye denk geldi. Biliyoruz diyor. Neyi biliyorlar? Olduğunu biliyoruz diyor sadece. Ama nasıl olduğunu diyor. Fakat diyor, bakın neden ve nasıl olduğunu bilmiyoruz diyor. Demek o zaman cevapları ne olacak? False ya da ne olacak arkadaşlar? Mantığımız bu. Yaklaşımda dikkat ediyoruz. Kelime eşle. Tamam. Ama kelimeyi eşlemeyi nerede kullanacağız? Sadece doğru cevabın hangi cümle veya cümlelerde olduğunu belirlemek için. Belirledim mi? Heh. Şimdi okuyorum cümleyi sonrasında. Hemen yarım bırakmıyorum arkadaşlar. Kelimeyi eşledim. İşte neydi? One human survived. İyi de. Ya da one human lived. İyi de. Onun öncesi diyor ki sana. Beraber yaşadılar diyor. Beraber yaşadılar. Bir tanesi hayatta kaldı diyor. Sen sadece one'a göre gidersen. Aha buldum. Yapıştırdım. Ha tamam bir tane doğruymuş dersen one eşleyip de o one'ın doğru olduğunu söylersen yanlış olur. Kelimeleri eşle doğru cevabın olduğu paragrafı daha sonra cevabı araman gerektiği cümleyi bul ya da cümleleri bul. Sonra o cümleleri oku ve bak bakalım uyuyor mu cevapla uymuyor mu? Ya da hiç mi bahsetmiyor acaba bu parçayla ilgili bir şey? Ona göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Kararımızı veriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi arkadaş unutmayın. Arkadaşlar sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. İkinci kısımda arkadaşlar ne yapacağız? Tekrar bu videolara bu seriye devam ediyoruz. Detay okuma serisinde arkadaşlar. Dediğimiz gibi başarılar diliyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.